gülmemiş gözlerin sağ gibi benim. Neden doğar güneş, neden batar bilmem. Ümit dünyasında hüsranlar benim. Yazan acımamış, çektiren acırmamış. Kime uzandıysa boş kaldı elim. Yaratmış yaradan, çeklemiş sonra da. Bıktırmış bu candan, suçum ne benim, 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 benim. Neden? Bir şey mi oldu? Yorulmuşsun. Bekir'in adamları su kanallarını bozmuşlar. Onları ona. Gene mi gözü toprağımızda? Yıllardır rahat yüzü göstermedi bize. Elinden geleni ardına komasın. Oğlumun, karımın rızkını onlara yedirmem ben. Tarlada biri var. Şimdi dönerim. Gitme, Mustafa'nın adamlarıdır belki de. Gitme! Mustafa, çıldırdın mı? Dur diyorum sana! Dur bakma, daha yeni başladım inatçı herif! Bu tarla bana gerek güzel! Ya bu toprağı satacaksın, ya da tahrip edeceğim her yeri! Bana bak, çoluğumun çocuğumun ekmeğini kimseye çiğnetmem ben! Diz ayaklarını çek tarlamdan! Bu son olsun Mustafa efendi! Hakkıma uzanan kirli elleri teker teker kırarım, haberin ola! Bir daha seni buralarda görürsem, çok istediğim bu toprak sana kara bir yorgan olur, haberin olsun! Konuşsanıza! Son defa soruyorum! Kimin ateş ettiğini gördün mü? Hayır! Sen? Hayır! Sen? Hayır! Mustafa ile o saatte beraber olduğunu söyledin, yalan mıydı? Doğruydu komutanım! Ya siz, siz de Mustafa ile birlikte miydiniz? Evet! Tavla oynuyordum! Görüyorsun ya Ayşe bacı! Şahitlerin hepsi olay saatinde Mustafa ile birlikte kahvede olduklarını söylüyorlar. Tüh, yazıklar olsun hepinize! Mustafa köpeği bu kadar mı korkuttu gözünüzü? Oğlum büyümez mi? Bu yaptıklarınızın hesabını sormaz mı? Uzatma bacı! Görüyorsun ki elimizden hiçbir şey gelmiyor.
Hadi bakalım, hepiniz dışarı çıkın. Yaz bakalım. Şahitlerin ifadelerine göre sanık olay sırasında kahvede bulunduğundan kendim gömerim. Pis ellerinizle kirletmeyin yiğidimin mezarını. Defolun! Ortaokulu bitirdim. Anneme doğum günü hediyesi olacak bu diploma. Ne duruyorsun? Koş müjdeyi ver annene. Anne! Anneciğim! Oğlum. Koçum. Orhan'ım. Canım annem. Yüzünü kara çıkarmadım anam, ortaokulda bitirdim. Biliyordum koçum, biliyordum erkeğim. Daha çok okuyacaksın. Büyük adam olacaksın. İşte diplomam anne. Yavrum. Ah Orhan'ım. Anan kurban olsun sana. Ayşe kadın! Bu tarla yüzünden evine gidecek yolun yok! Sat şu toprak parçasını! Oğlun da sen de sefil olmayın! Defol! Oğlumun rızkını ben düşünürüm! Ettiklerin yanına kalmayacak! Bu kan seni boğacak! Deli karı! Ecelini kendi ellerinle hazırlıyorsun! Defol dedim sana katilerim! Defol! Kendine gelme! Deli karı! Katil! Oğlum!
Bak oğlum, işte babanın katili o! Gör onları! Ve ondan uzak dur! Sus be! Kedinin domuzu! Sana bu toprağı mezar edeceğim, mezar! Kedinin domuzu! Katil, katil! Mustafa! Bu baban için! Baba! Bu da olamazsın, tokatlar için! Yakında hapisten çıkıyormuş. Babasının yanına bir mezar da onun için kaz. Gidelim. Ettiler aşkımı. Aşk mecnun, kader divanı. Ayrılık bile ağlardı, ayrılığı yaşasaydı, utanırdı ettiğinden, felek aşkı tanısaydı. Sabret gönlüm, sabret sabret. Allah bizimledir, Allah bizler. Allah mümindir, mümin size. Hangi kitap yazmış bize? Görelim, bunlar var, çare var, çare size. Sabret gönlüm, sabret.
Sil gözlerini ana. Ağlanacak ne var? Topu topu 10 günüm kaldı. Sevineceğine üzülüyorsun. Sevinmez olur muyum oğlum? Bunca yıl yolunu gözledim. Ama Mustafa'nın oğulları da yolunu gözlüyorlar. Onu öldürmedikçe yaşamak bize haram diyorlar. Bunca yıl mahpusta çok şey öğrendim ana. Adam vurmak artık sandığın kadar kolay değil. Geçti o devirler. Yalvarırım dönme kasabaya. Sen bunları bilmezsin. Yüreklerini kin bürümüş bir kez. Seni bekliyorlar. On günü kalmış Deyus'un. Çıkıyormuş. Aynı tarlada vuralım. Toprağa kanla sulayalım. Güneş yüzü göstermeyelim. Hapishane kapısında vuralım. En küçük sensin. Ne dersin mektepli? Beni karıştırma abi. Ben vururum. Sen elinin hamuruyla erkek işine karışma. Abi! Kes dedim! Git üstüne doğru dürüst bir şeyler giy. İstanbul'da okulda mı öğretiyorlar böyle çıplak dolaşmayı? Sataşmayın kızı. Okulda çıplak dolaşmayı değil, kan güdülmemesini öğretiyorlar. Vurmak istemediğin adam babamızı öldürdü. Küçücüktük. Çocukken yetim bıraktı bizi. Bugün gibi hatırlıyorum. Şu tarlanın ortasında silahı çekip dağ gibi babamı acımadan devirişin. Babamın kanlı yüzü yıllardır gitmedi gözümün önünde. Kan davasına kadınların karışması görülmüş şey değil. Bana karışmayın abi. Bugün için yaşadım ben. Aferin be kız. Anam seni erkek doğurmalıymış. Gitmeyin! He durun! He, yalvarırım gitmeyin! He, durdur onları! Yalvarırım durdur onları! Sen de kadınsın! Gün gelecek sen de ana olacaksın! Sen anla bari harimden! Onu vuracağınıza benim canımı alır! Çekil be! He, durun gitmeyin! He, gitmeyin dedim! Gitmeyin! Gitmeyin! Bitsin artık bu kan davası! Yapma! Dedim sana oğlum. Yolunu gözlüyorlar. Gitme dedim sana. Gitme dedim sana. Orhan'ım gitme dedim. Gitme, gitme, gitme. Orhan binmedi mi? Bilmiyorum ki. Hiç görmedim. Recep abi arabaya binmedi. Korktu alçak.
Ama peşini bırakacağımızı sanıyorsa aldanıyor. Sen burada kal. Atlayın, şehre gidiyoruz. Ana! Ana neredesin? Affedersiniz. Birini mi aramıştınız? Recep Bey'i aramıştım. Abim şehre indi. Birazdan dönmesi lazım. Abiniz mi? Evet. Ne işiniz vardı abimle? Onunla konuşmam gerek bunu. Sizi kasabada hiç görmedim. Buralı mısınız? Evet. Ama uzun süre ayrı kaldım buradan. Siz neredeydiniz? Neden sordunuz bunu? Hiç. Laf olsun diye. Adınız neydi? Nerede oturuyorsunuz? Adım Orhan. Şurası evim. Orhan? Rıza'nın oğlu Orhan. İnsan gibi konuşmaya geldim. Bu aptalca oyuna bir son vermeye geldim. Senin gibi bir katil insanlıktan nasıl söz eder? Geçti artık. Bitti acı günler. Öldüreceğim seni. Babamın kanını yerde kormayayım ben. Abilerin senin gibi düşünmez inşallah. O kız, delirdin mi? O köpek buraya geldi. Seni sordu, ateş ettim ama öldüremedim. Gidelim. Recep! Recep, beni dinle! Mutlaka konuşmamız lazım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen yaşamıyorsun artık. Ölmenin, öldürmenin kime yararı olmuş ki Recep? Gel anlaşalım! Bitsin artık bu düşmanlık! Babama kalleşçe tetiği çekerken düşünseydin bunları! O da benim babamı öldürmüştü! Gözlerimin önünde anamı dövmüştü! Karalar gibi yalvarmayı hapiste mi öğrendin sen? Tam 14 yıl yattım Recep! Dile kolay! Bir ömrün yarısı! Hapisliğin ne demek olduğunu bilmezsin sen! Hepinize yazık olacak! Boşuna tüketme nefesini! İşin bitti artık senin! Yazık! Hayvanlar gibi dövüşmek istiyorsunuz! Ama ben istemiyorum artık! Dur! Bu kamışların arasında bulamayız onu! Boşuna koşturmak anlamsız! Nasılsa gideceği yer belli! Yürüyün! Korkak nerede? Yok burada. Hiç gelmedi, boşuna arıyorsunuz. İğnenin deliğine girse bulup çıkaracağız onu. Söyle oğluna, hiç kurtuluş yok. Anne,
ben geldim anne. Oğlum! 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 Koçum! Oğlum! Oğlum! Canım annem! Kaç oğlum! Arıyorlar seni! Yaralanmışsın! Önemli değil ana! Gel! Gel içeri gidelim! Bunca yılın hasretliğinden sonra seni hepten kaybetmek istemiyorum! Git oğlum! Git! Gitmeyeceğim ana! Bu hapisliğin acısına... bugünler için katlandım ben. Bu anlamsız giyini, bu budala kavgayı durdurmayı başarabilirsem... Bir Rızaoğlu Orhan vardı. O bize yol gösterdi. Önder oldu derler. Sen ne diyorsun oğul? Bunca yılın çamurunu, batağını o tertemiz yüreğinle yok edeceğini mi sanıyorsun? Vakit varken kaç! Git buradan! Sus anam, böyle konuşma. Hüseyin reisle konuştum. Adada onun yanında kalırsın bir süre. Seni bekliyorum. Arada sırada gelirim. Görürüz birbirimizi. Benim garip, çileli anam. Kendimi bildim bileli dert oldum senin başına. Sus ne olur! Ne biçim laf o? Anan seninle gurur duyuyor. Keşke her ananın oğlu senin gibi olsa. Şimdi hemen git. Belki bir gün bu deli dünya yoluna girer. Ama bir kurban da sen olma yavrum! Sen olma! Bir bizden bir onlardan. Bu işin sonu yok. Vazgeçelim. Bir daha tekrar edersen bunu gebertirim seni! Bütün kabahat Büyükşehir'de. Nereden gönderdim seni oraya? Kim doldurdu senin kafana bunları? Kabahati ondan başkasına bulma abi. Ben de şehirde büyüdüm. Ama bu acıyı hiç unutmadım. Tarlada babamın öldürülüşü hiç gitmedi gözlerimin önünden. Senin bu kız kadar bile yüreğin yok be! Anam yanlış doğurmuş bunları. Kanlımızın kanı boşanıp akmadıkça... Bana bacı demeyeceksiniz artık. Orhan! Hoş geldin evlat! Hoş bulduk reis! Annem bahsetti senden! Karşıdakilerin bitmeyen kininden! Nesiller değişiyor ama... intikam duygusu bitmiyor reis! Bugünkü aklım olsaydı öyle davranır mıydım? Cahillik, çocukluk işte! Boş ver! Ne oldu evlat? Yara var omuzumda. Sen de vurunca. Onlar mı gene? Allah kahretsin. Neyse, sana sıcak bir çay yapayım, biraz dinle. Daha iyi günlerin başlangıç. Defolup gidene kadar devam edecek. Oğlunun kanı babamın kanını kurutana kadar. Ah.
Hayrola evlat? Dalıp gitmişsin yine. Annemi düşünüyorum Hüseyin Reis. Yalnız başına bıraktık kadını. Bu acımasız köpekler rahat bırakmazlar onu. Takma kafanı böyle şeylere. Ayşe kadın bunca yıl nasıl karşı koydu onlara? Eski topraktır o, gene bir çaresini bulur. Bir küçük paket de yar Rüstem efendi. Bu kadına artık hiçbir şey satmayacaksın. Ne bakıyorsun be? Oğlun kaçarken bunun cezasını senin çekeceğini düşünmedi mi? Oğlumun adını ağzına alma. Oğlunun sonu geldi Ayşe kadın. Boşuna çabalıyorsun. Babasını aldığınız yetmedi mi? Öldüremeyeceksiniz oğlunu. Bırak ağa, kan davasına kadın karıştırılmaz. Avcı avını bulur Ayşe kadın. Senin çaban boşuna. Artık dua et. Sadece dua et. Oğlun için. Bu kadar çabuk kapanmaz yara. Bir süre daha dinlenmen lazım. Canımı acıtan omuzumdaki yara değil Hüseyin Reis. Anam, o yaşlı kadını bırakıp buraya sığınmak koyuyor insana. O nasıl laf evlat? Sığınmak ne demek? Gitmeliyim reis. Tek başına kaldı kadıncağız. Sen kal, ben bakarım. Yarın kasabaya ineceğim, uğrar konuşurum annenle. Endişelerinin yersiz olduğunu anlayacaksın. Hadi şimdi kolunu askıya alalım, sen biraz yat uyu. Kasabalı görünce şaşıracak. Ama sonra neşelenecek. Ne haber reis? Anamı gördün mü? Ben gittiğimde... Evet, sen gittiğinde? Eve kapanmış. 3-4 gündür de dışarı çıkmıyormuş. Herkesle, her şeyle ilgisini kesmiş. Sana gördüm mü dedim? Gördüm Orhan, gördüm ama... Yoksa anama bir şey mi ettiler? Bakkalda, çarşıda, tarlada, her yerde üstüme geliyorlar. Küçük düşürüyorlar beni. Gidelim buradan oğul. Yok ana, gitmeyeceğiz. Babamdan yadigar kalan bu toprağı bırakmayacağız onlara. Bunun hesabını verecekler.
Yalvarırım, sen bir şey yapma oğlum. Dinle beni. Sus ana. Geldiğimden beri hep seni dinliyorum. Oğlum, oğlum. Kitabımda yaşlı kadına sataşmak yazmaz. Ama bir daha anamın kılına dokunursanız, işte o zaman bacınızın başına geleceklerden ben sorumlu olmayacağım. Bunu unutmayın. Hemen peşine düşelim. Hadi de. Yetişebileceğimizi sanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bacımızı onun elinde mi bırakacağız? Bu saatten sonra takip edemeyiz. Yarın sabah Kazım'ı da alıp silahlanıp düşeriz peşlerine. Geç kalmayız inşallah. Zeynep kendini korumasını bilir. Meraklanma sen. Neredeyse kararacak. Geceyi burada geçireceğiz. Aslında abilerin daha iyi bilir kadın dövmeyi. Korkmuyorum senden. İstersen öldür beni. Ne biçim kızsın sen? Evinde oturup çeyizini hazırlayacağına, elinde silah intikam peşinde koşuyorsun. Benim intikamım bir şey değil. Sen esas bizimkileri düşün. Seni sağ koyarlar mı sanıyorsun? Dolaşır dururuz seninle. Fena mı? Onlar da peşimizden gelir. Acıyorum sana. Sonun çok kötü olacak. Bundan daha kötü olmasına imkan var mı? Denizin ortasında vahşi bir kızla beraber olmak. Hadi uyumaya çalış, yarın uzun yol yürüyeceksin. Kim bilir nereye gitmişlerdir? Nasıl bulacağız bu koskoca denizin ortasında onları? Onlar gitse gitse Siren kayalıklarındaki Hüseyin Reis'in kızağına gitmişlerdir. Kalk bakalım. Nereye? Hüseyin Reis'e gideceğiz. Hadi fazla oyalanma, abilerin çoktan peşimize düşmüşlerdir. Ne o? Bizimkilerin korkusundan öleceksin neredeyse. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben abilerinden korktuğum için değil, kan dökülmesini istemediğim için kaçıyorum. Hadi toparlan, uzatma. Thank you.
veriyorum, kaçmam! Kaçamam! Denizin ortasında nereye gidebilirim ki? Ne olur bağlama ellerimi! Sonra sen yıllardır düşündüğüm gibi kötü bir insan değilmişsin! İnandığın için teşekkür ederim. İnsanlara inanmanın doğru olduğunu bilerek yaşadım hep. Eğer bir gün o inancım da yıkılırsa... yaşamanın anlamı kalmaz benim için. Ne kötü talihimiz varmış. Aramızda kan olmasaydı... belki... Belki ne? Belki sevgilin olurdum o zaman. Sen mi? Ben ya. Neden şaştın? Yoksa beğenmiyor musun beni? Güzelsin, çok güzelsin. Ama... öyle garip, öyle vahşisin ki. Ben böyle doğmadım Orhan. Böyle olmak istemedim. Ağlarım zorladı hep. Her genç kız gibi... benim de sevgiyle yanan bir yüreğim var. Seni sevecek kadar budala olduğumu mu sanmıştın? Çek tetiği, vur öldür beni! Sana acımıyorum. Ama ne çare ki öldürmek gelmiyor elimden. Sonun geldi Orhan Efendi. Bu iş burada bitti. Hay Allah! Değil mi? Ama iş senin umduğun gibi olmayacak Zeynep Hanım. Bırak, bırak elimi! Bırak! Benle geleceksin Zeynep Hanım. Ölüme kadar, hem de ellerin bağlı olarak. Bırak! Neden? Tanrı! Tanrım bozuluyor.
da vefa, ne sevgi de sefa, bir derdine şifa bulmayan benim. Gönlüm aşk vurgunu, ömrüm dert yorgunu, ziyan oldu gitti yıllarım benim. Yazan acımamış, çektiren acımı, kime usandıysa boş kaldı. İyileşecek mi dersin Hüseyin Reis? Merak etme oğlum. Birkaç saat içinde bu ateşler geçer, sonra da toparlar kendini. Bir ara öyle korktum ki. Sen olmasaydın ne yapardım ben? Bırak şimdi bunları. Bir iki güne kadar ayaklanır gelinimiz. Aman Reis, nereden çıkardın bunu? Ben insanın gözlerinin içine bakınca yüreğinin nasıl çarptığını hemen anlarım. Ama o benim düşmanım Reis. Bu söz ağzına hiç yakışmadı Orhan. Duymamış olayım. Eğer insanoğlu isterse, en imkansız şeyleri mümkün kılar. Gül gibi kız, bırakma onu. Karanlık kötü şeyler yiyip bitirmesin. Bu kıza sahip ol oğul. Her şeyden önce bu senin insanlık görevin. Kurtarın. Kurtarın beni. Orhan. Bırakma! Ölmek istemiyorum. Buradayım Zeynep, yanındayım. Öldürme! Yalvarırım! Öldürme onu! Kimi? Kimi öldürmeyeyim? Orhan'ı! Orhan'ı öldürmeyin abi! Bir şans tanıyın bize! Keşke bütün bunlar hiç olmasaydı yavrum. Seni yıllar önce tanısaydım keşke. İnsanların, insanları insanca sevebileceğini gösterebilseydik keşke. Orhan! 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 Sen misin? Çok şükür Tanrım. Korkma, yanındayım Zeynep. Sensin. Babama silahı sen çektin. Gördüm seni! Yüzü kanlar içindeydi! Katil! Katil! Sus! Unut bunları, geçmişte kaldı her şey. Bana yardım et! Yardım et bana Orhan! Vay vay! Benim güzel kızım ayaklanmış demek! Kimsiniz siz? Ben neredeyim? Telaşlanma kızım, dost ellerdesin. Orhan oğlum seni buraya getirdiği zaman baygındın henüz. O nerede? O balığa çıktı. Eli kulağındadır döner. Akıllı kızmışsın. Neden söyledin bunu?
Orhan gibi mert, dürüst bir insanı kendine aşık etmeyi başarmışsın da ondan. Aşık mı? Siz ne diyorsunuz? O benim... Sus! Ne diyeceğini biliyorum. O senin kanlın, değil mi? Bana bak güzel kızım. Aşkın, sevginin, daha doğrusu insanlığın gücü karşısında... yıllardır süren bu aptalca gelenekler eriyip gider. Sen ne dediğinin farkında mısın amca? Farkındayım ya kızım. Seni yıllarca kanına kan istemeye şartlamışlar. Ama baygınken beynine sokulan o intikam duygusunu silip attın sen. Ne dedim ki? Ne yaptım ki? Doğrusunu yaptın kızım. Yılların kinini bir anda silip attın. Sarıldın Orhan'a. Bırakmak istemedin onu. Sen kendinde değilken gerçeği buldun yavrum. Bizim oğlanı sorarsan senden deli. Sana vurgun olduğunu ancak sen kendinde değilken söyleyebiliyor. Kaç gündür buradayız? Bir acelen mi vardı? Yok. Ne acelem olacak ki? Dinle beni. Kaçalım buradan. Neden? Abilerim izimizi bulurlar. İyi, bulsunlar. Bulsunlar da gözünün önünde tırnaklarımı söksünler. Yaralarıma tuz bassınlar. Sen de seyredip keyiflenirsin. Sus! Ne olur sus! Böyle konuşma! Hey, Hüseyin Reis! Hoş geldiniz ağalar! Boş lafları bırak ihtiyar! Bir kızla Orhan köpeğinin burada saklandığını söylediler bize. Doğru mu? Yalan söylemişler. Bu ıssız adacığa kim uğrar ki? Eğer yalan söylüyorsan derini yüzerim, anlıyor musun? Ben bu yaşta Allah'tan başka kimseden korkmam bir adam. Biz yine de çevreye bir bakalım. Sen de kulübeye bak. Kimse yok diyorum size, anlamıyor musunuz? Gözümle görmeden inanmam ihtiyar. Her taşın altına baktık. Kimse yok buralarda. Ben de bir şey bulamadım. Eğer buraya geldiler de bize yalan söyledinse yaşatmam seni. Ben ölümden korkacak yaşı çoktan geçirdim delikanlı. Allah sizin sonunuzu hayır etsin. Pişmanlık nedir bilir misin? Bilmez miyim Zeynep? Yıllardır o duyguyu yaşıyorum ben. Affet beni.
Yaptıklarımdan utanıyorum. Affet ne olur. Utanacak bir şey yok. Hepimiz o kahrolasıca duygun esir olduk bir zamanlar. Ağlama artık. Ağlamanın ne demek olduğunu hiç bilmedim ben. Bildiğim tek şey babamın kanını yerden kazımaktı. Bu kanların bedelini hepimiz ödedik Zeynep. Yaşadığımız acılarla, bitmeyen tükenmeyen kinle hepimiz ödedik bu cahilliğin bedelini. Sen, ben, ağaların hepimiz. Doğru. Ama ben çok ağır ödedim Orhan. Kadınlığımı, kızlığımı yaşayamadan, sevgiyi tadamadan, kinle, nefretle doldu yüreğim. Ya ben, yıllarca hapislerde yattım Zeynep. Sonra bir gün seni gördüm karşımda. Yırtıcı bir dişi kaplan gibiydin. Ama gözlerinin derinliklerinde bir ses, bir nefes vardı. Ben böyle değilim. Beni ittiler bu yola diye haykırıyordu gözlerin. Sus Orhan. Utandırma beni. Artık utanmayacaksın yavrum. Her şey çok geride kaldı. Utanmam ondan değil. Sana şimdiye kadar yaptıklarımdan, çektirdiklerimden değil. Utanmam, seni sevdiğimi böyle açıkçasına söylemiş olmamdan. Utanmak buysa, ben bunu ömür boyu haykırabilirim. Yemek zamanı! Çok çalıştın usta, acıkmışsındır. Börek yaptım sana ellerimle. Hayrola reis, ne var onlarda? Her şeyi aldım size. Yiyecek, giyecek, ısmarladığım mayoyu da aldım. Denize girecek ya hanım kızım. İyi yapmışsın. Sağ ol Hüseyin reis. Ha. Bir takım da çarşaf aldım, iki kişilik. Kolay gelsin Ayşabacı. Sağ ol Iraz. Orhan'dan bir haber var mı, nasılmış? Yok Iraz. Gidiş o gidiş. Ne bir ses, ne bir nefes. Recep'in bacısıyla beraber bu kadar zamandır kayıplar ortadan. Ateşle barut bir arada durur mu dersin? O ne biçim söz Iraz? Benim oğlum helal süt emmiştir. Yapmaz öyle şey. Hele kanlısıyla. Sen ne üzülüyorsun? Ağaları düşünsün. Sen erkek anasısın. Böyle konuşma Iraz. Benim oğlum kadına kıza el sürmez. Kasabalı senin gibi düşünmüyor ama. Neler konuştuklarını bir bilsen. Neyse. Hadi, sağlıcakla kal. Aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım. Geceleri düşlerimde, gündüzlerimi hayal.
ışık gibi gözlerimde. Görmüyorsam kahrolayım. Işık gibi gözlerimde. Görmüyorsam kahrolayım. Seni bir an unuttuysam, başka sevgini bulduysam, canımdan çok seviyorsam, kahrolayım, kahrolayım. Kahrolayım, ateşsin yüreğimde, bir ümitsin gözlerimde. Bir ateşsin yüreğimde, bir ümitsin gözlerimde. Sen varsın her özlemimde. Çekmiyorsan kahrolayım. Sen varsın her özlemimde. Çekmiyorsan kahrolayım. Seni bir an unuttuysam, başka sevgini bulduysam, canımdan çok sevmiyorsam, kahrolayım, kahrolayım. Kahrolayım, kahrolayım. Sevmiyorsam, tapmıyorsam, kahrolayım, kahrolayım. Sevmiyorsam, tapmıyorsam, kahrolayım, kahrolayım. Bunca yıl boşuna yaşamışım Orhan. Seni tanımadan önce aşkı, sevgiyi, daha doğrusu yaşamanın anlamını bilmemişim. İkimiz de bundan sonra mutlu ve insanca yaşamayı hak ettik Zeynep. Göreceksin, her şey yoluna gidecek. Ne var senin? Söyle. Korkacak bir şey yok Orhan. Küçük bir baş dönmesi. Birkaç zamandır bu haller hep oluyor. Neden söylemedin şimdiye kadar? Emin olmak istedim Orhan. Neden? Bu baş dönmelerinin mutlu bir haber olup olmadığında. Yoksa? İçimdeki yaşama kıpırtısını hissediyorum Orhan. Bir yavrumuz olacak. Yapma Orhan! Bir duyan olur! Duysunlar! Kimse umurumda değil! Bir oğlumuz olacak! Aslan gibi yiğit bir oğlan! Belki kızdır. O zaman da anası gibi yiğit bir kız olur! Kız olmuş, erkek olmuş ne fark eder? Zeynep! Zeynep! Abim, Kazım abim, affedin beni.
Benim aslan kardeşim, af dileyecek ne var ki? Kaçıp kurtulmuşsun o itin elinden. Düşündüğün gibi değil Recep abi. Kaçmadım. Kaçmadın mı? Öyleyse nasıl geldin buraya? Hepimiz onu yanlış tanımışız abi. Neler geveliyorsun ağzında, anlat her şeyi! Merhametinizi istemeye geldim. Yalvarmaya geldim. Elinizi ayağınızı öpeyim, bırakın onun peşini. Babamızın intikamı alınsın diyen sendin. Bu laflar yakışmıyor ağzına. O zaman kan bürümüştü gözümü. Ama sonunda yıllardır içimi parçalayan, ruhumu kasıp kavuran o kinden kurtuldum. Gözlerim açıldı abi. Öldürmekle ne geçecek elinize? Gene ocaklar sönecek, gene hapislerde çürüyeceksiniz. Ve bu nesiller boyu sürüp gidecek. Bu bizim Zeynep'imiz değil artık. Baksanıza, kanlımızla bir olmuş, onun ağzıyla konuşuyor. Ben sadece gördüğüm gerçeği söylüyorum abi. Yoksa o hiç sana bir kötülük mü etti? Kasabanlığın ağzındakiler doğru mu yoksa? Kimse bana zorla bir şey yapmadı abi. Bu nefret dolu yüreğim, kendiliğinden sevgiyle doldu. Her şey benim isteğimle oldu. Dizil! Nikahlandık Orhan'la. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Ne yapsanız bu gerçeği değiştiremezsiniz. Bu ne cüret be! Orhan, öldüreceksiniz! Kardeşimiz bizim o! Benim artık böyle bir kardeşim yok! Günah bizden gitti! Bundan sonrasına Ayşe olacak o karı düşünsün! Bir de ırz düşmanı oğlu! Anasına dokunma! Dokunmayın yaşlı kadınla, yalvarıyorum abi! Kemal abi, sen onlara benzemezsin! Engel ol, kulun kölen olayım! Zeynep! Güzelim! Bir tanem ne yaptılar sana? Benden habersiz gitmeyecektim. Bunun hesabını soracağım sizlerden. Dur! Gitme! Yalvarırım! Bana yaptıklarının hiç önemi yok! Annen! Annen! Annem mi? Anneme ne yaptılar, söyle bana! Oh.
Dur! Artık çok geç oğlum. Seni bu utanç içinde yaşatmayacağım. Dur hele ne olur, dur! Ne ettiyse bana kaderim etti. Kurduğum hayaller zamansız bitti. Neyse gelir. Geleceği varsa göreceği de var. Yapmayacaktık. Çok kötü oldu. Sen sus! Dırlanıp durma ulan, gebertirim seni! Gel! Hayaşa'yı insanı geldi! Çıkın ortaya! Erkekçe vuruşalım! Sende. Ne duruyorsun? Ailemizin kökünü kazdı. Sen de bir erkeksin Kemal. Aile şerefimiz senin ellerinde. Vur onu. Namludan çıkacak bir kurşunla vur onu. Vur. Abi! Abi! Sevilmemiş kalbin, gülmemiş gözlerin, sanki bir